bir şekilde trade'ımızı attık. Evet, Jussi ilk yazdığın için sana al bakalım maksimum seviye Evolved Event Pet'i veriyorum sana. Hayırlı ve uğurlu olsun o zaman. Hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Musta Legends oynuyoruz ve Musta Legends'ta en hızlı bir şekilde nasıl güç yapabilirsiniz? Yani en hızlı bir şekilde benim gibi bu şekilde milyonlarca güce nasıl sahip olabilirsiniz? Veyahut da milyarlarca güce nasıl sahip olabilirsiniz? Bugün size bunu göstereceğim dostlarım ve gördüğünüz üzere yine Sewer'ı doldurduk. Neyse dostlarım, bu videoda da her zamanki gibi pet de dağıtacağım tabii ki de. Tabii petlerimiz birazcık az yani. Evet dostlarım, Trollface takipçimiz de gördüğünüz üzere bir tane Gold Warrior verecekmiş. Yani zaten bu videoda da dağıtacağım onları. O zaman teşekkür ediyorum. Evet dostlarım, birazdan da ilk kim abone yazarsa pet yazacağım. Ve bu arada Alice takipçimiz de pet verecekmiş. O zaman şimdi hemen şu şekilde pet dağıtmaya başlıyoruz dostlarım birazcık. Durun dostlarım, durun. Abone olmayı ve like atmayı unuttunuz. O zaman abone olup like attığınıza göre videoyu en güzel kısmından devam ediyoruz. Ondan sonra da sizlere nasıl hızlı kasabilirsiniz bunları anlatacağım ve göstereceğim dostlarım. Evet, ilk kim abone yazarsa pet dedim. Bakalım ilk kim yazıyor ve Rip Sukuna takipçimiz ilk yazdı. O zaman hemen ona şu şekilde trade'ımızı attık dostlarım ve tamamdır. Hangi petten versek bu petten verelim dostlarım. Zaten hepsi Gold Warrior bildiğiniz üzere. Hemen şu şekilde hayırlı ve uğurlu olsun diyorum o zaman. Evet, birazdan tekrar dağıtacağım ama öncelikle bir video konusuna gelelim dostlarım. Nasıl hızlı bir şekilde kasılabilirsiniz? Öncelikle eğer ki videolarıma katılırsanız gördüğünüz üzere sizlere bu güçlerdeki petlerden verebiliyorum. Yani hızlı olursanız kazanabilirsiniz dostlarım. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü ben ilk yazana veriyorum. Şimdi ondan sonra mesela oyuna girdiniz dostlarım ve şu anda gücünüz çok az. Hemen hızlıca dostlarım buraya girip burada kasılabilirsiniz. Çünkü sizi burada öldüremiyorlar. Yani bunu da söylemiş olayım. Ondan sonra dostlarım oyunda birçok kod var ve ben bu kodların videolarını da çektim. O videolara da bir göz atmanızı tavsiye ederim dostlarım. Yani gerçekten bayağı iyi kodlar. Hızlı bir şekilde güçlenebiliyorsunuz dostlarım. Bunu da söyleyeyim. Ondan sonra şimdi kodlarla birlikte falan filan üstüne biraz da kastınız ve rebirtinizi attınız dostlarım ve bir rebirt oldunuz, artık buradasınız. Gördüğünüz üzere dostlarım buralarda bu şekilde şeyler var, yani sandıklar var ve bunlar sizlere elmas veriyor. Elmaslarla ne yapacaksınız? Tabii ki de dostlarım gidip pet açacaksınız. Pet açtıktan sonra daha da hızlı gelişebileceksiniz dostlarım ve bu kadar da değil. En büyük şeylerini birazdan söyleyeceğim dostlarım. Yani birazdan söyleyeceğimi yaparsanız çok aşırı derecede hızlı kasacaksınız dostlarım. Yani milyonlara çıkacaksınız. Ta onu söyleyeyim sizlere. Ondan sonra oyunun grubuna da katılırsanız 1000 elmas daha alırsınız dostlarım. Tabii ben grubunda değilim. Yani katılmıyorum çünkü zaten petlerim iyi. Bunlar bu arada şu anda alınmıyor dostlarım. Çünkü bazılarınız soruyor yorumlarda. Bunlar şu anda alınmıyor. Eskideki event petlerde dostlarım. Bunları da söylemiş oluyorum. Ondan sonra dostlarım bu şekilde chartlarınızı kesinlikle çevirin. Çünkü 10.000 güç veren çikolata bile çıkabilir. Veyahut da böyle çöp de çıkabilir. Onu da söylemiş olayım. Şu an bana çöp verdi mesela. Hatta biraz daha çeviririm belki birazdan. Hemen şu şekilde hatta bir bakayım. Kaç güç veriyormuş? En kötü şey kaç güç? Hız veriyormuş dostlarım. Bu harbiden çöp. 20 tane hız verdi sadece. Yani bu şekilde bu çarkı çevirerekten de hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Hatta hemen şu şekilde bir kez daha çevirelim. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Hadi bu sefer en iyisinden derken gene çöp dostlarım. Demek ki hepsinden çöp verecek bana. Yani dostlarım en iyisinden çıkarttığım falan da oldu. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Hatta bunu da hemen yiyeyim. Şimdi dostlarım bir pet daha dağıtıyorum. Ondan sonra sizlere en ama en iyi taktiği söylüyorum. İlk like yaz sana pet dedim dostlarım. Kesinlikle like atmayı da unutmayınız ve evet, Alice takipçimiz ilk yazdı. Hemen ona şu şekilde trade'ına attık ve hemen şekilde pet veriyoruz ona. Hayırlı ve uğurlu olsun o zaman. İlk güç yazana pet dedim dostlarım. Bir kez daha hemen şu şekilde yapalım ve gene Alice takipçimiz kazandı dostlarım. O zaman hemen tekrardan Alice takipçimize de veriyoruz. Hangi petten versek bu sefer de bu petten verelim şu şekilde dostlarım. Tamamdır. Çok ama çok güzel. Şimdi dostlarım hemen diğer taktiklerimize geçiyoruz.
bildiğiniz üzere dostlarım, belki de bilmiyorsunuz, bilmiyorum ama bu oyunda pet bug'ı veyahut da aura bug'ı var dostlarım. Peki bu pet bug'ı veyahut da aura bug'ı nasıl oluyor? Şimdi sizlere bunu anlatacağım dostlarım. Öncelikle şu şekilde söyleyeyim sizlere. Mesela dostlarım, auranızı baklamak istiyorsunuz. Gördüğünüz üzere benim aura 3000 XP sonra bir sonraki seviyesine atlayacak. Peki ben bir sonraki seviyesine atlamadan gücünü arttırabilir miyim? Tabii ki de arttırabilirim dostlarım. Peki bunu nasıl yapacağız? Mesela dostlarım, diyelim ki bu kuş şu bandı, yani 1 XP veriyor diyelim. Tabii bu 1 XP vermiyordur. 8-9 XP bir şeyler veriyordur ama dostlarım 1 XP veriyor diye anlatayım ben size. Kolay olsun diye. Şimdi gördüğünüz üzere siz öncelikle bunu kastınız. Mesela dostlarım, siz bunu 2999'a kadar kastınız diyelim dostlarım. Ondan sonra da buraya geldiniz. Mesela burası da 1 XP veriyor dostlarım. 1 XP'lik koşu bandına koşarsanız bu aranın seviyesi aslamayacak ama gücü artacak dostlarım. Bu şekilde yapabilirsiniz ama koşu bandına yaparsanız bayağı bir yavaş oluyor dostlarım. Bu yüzden de sizlere tavsiyem ahanda buralarda falan baklayın dostlarım ve bunun aynısı petleri için de geçerli. Anlattığımdan anlamadıysanız da pet bug videosu şu anda kartlarda çıktı dostlarım. Gidip kesinlikle izlemeyi de unutmayınız. Eğer ki bu oyunda da gelişmek istiyorsanız sizlere bunu da söylemiş oluyor. Hemen şu şekilde tekrardan şansımı deniyorum. Acaba gene en kötü şeyden mi çıkacak? Bence bu sefer çok daha iyi bir şey çıkacak dostlarım. Evet, gördüğünüz üzere bu sefer de epic çıkarttık. Bakalım bu kaç bin güç verecek. Bence dostlarım bu 1K güç veriyordur. 1K diye hatırlıyorum yani. Hatta hemen şu de evet, 1K güç veriyormuş dostlarım. Gördünüz mesela, bir çarptan çıkarttım direktman 1K güç. Ama dostlarım, bir takipçimiz de bana ver onu, neden içtin onu diyor. Ya o verilmiyor ki. Dostlarım şimdi şu şekilde bir şey yapalım. Bir tane daha pet dağıtacağız dostlarım. Gördüğünüz üzere bu şekilde petlerimiz kaldı ve bir kez daha şu şekilde pet dağıtacağız. Acaba bu sefer ne yazdırsam? Şu şekilde bir düşünüyorum ve dostlarım 20 seviye. 20 seviyeli vereyim ve zor bir şey yazdırayım. Sizce ne yazdırsam dostlarım? Bence ne yazdırayım biliyor musunuz? En zor olacak bir şey, şöyle rastgele bir şeyler yazayım ya. İlk jısı jısı yazana pet dedim dostlarım, gördüğünüz üzere. Yani evet, ilk yazan tabii ki de Cloydman oldu dostlarım. Cloydman mi, nasıl okunuyor tam olaraktan bilmiyorum ama hemen şekilde tride'ımızı attık. Evet, jısı jısıyı ilk yazdığın için sana al bakalım maksimum seviye evolve event peti veriyorum sana. Hayırlı ve uğurlu olsun o zaman. Bu arada dostlarım şunu da söyleyeyim. Hızlı kasmak istiyorsanız kesinlikle rebirtinizi bol bol atın. Çünkü bakın ben gördüğünüz üzere 90 rebirt oldum. Yani o derece. Bu arada dostlarım, hızlı kasılmak istiyorsanız bu oyunda kesinlikle rebirtinizi bol bol atın. Çünkü bakın gördüğünüz üzere ben mesela şu anda 90 rebirtim dostlarım. Ve 90 rebirt olmak gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü dostlarım gördüğünüz üzere oyundaki en fazla rebirt isteyen portal bu gördüğünüz üzere. 30 rebirtlik yer. Yani bunu açmanız lazım dostlarım. Neden? Çünkü hemen şu şekilde göstereyim. Dostlarım bu petleri kullanabilmek için 30 rebirt olmanız gerekiyor. En az 30 rebirt olmanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Yani bu yüzden de kesinlikle 30 rebirt olmayı ihmal etmeyin dostlarım. Zaten çok da bir zor değil. Çünkü dostlarım pet bug yaparsanız veyahut da aura bug yaparsanız, yani bunlar bildiğiniz üzere bug dediğim şey gücünü istediğiniz kadar arttırmak. Hele hele bir de ikisini de birden yaparsanız işte o zaman sizi kimse tutamaz dostlarım. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Ve dostlarım sizi kazıklayan yere gelirsek. Evet, burası. Dostlarım bunu kesinlikle ama kesinlikle açmayın. Çünkü burası kazıklıyor. Bakın aklınızda tutun. Burası 1 milyon tamam mı? Burası 1 milyon açılıyor ve çöp petler veriyor. Onu da söyleyeyim, ben test etmiştim. Ben test ettim ve kazığı yedim. Evet, ondan sonra buraya geliyoruz dostlarım. Orası 1 milyon açılıyordu ve burası da 1,5 milyon açılıyor dostlarım. Şu gördüğünüz pet var ya. Onun evolved ve max level'i neredeyse 1000 güç dostlarım. 970 güç falan veriyor ve oyunda en iyi durability kastıran pet bu. Ve burada da oyunun en güçlü aurası çıkıyor dostlarım. Gördüğünüz üzere kas kralı aurası ve şu anda bende de var. Gördüğünüz üzere ilk seviyesinden gücü bu ve 2K hasar verdirtiyor. Yani 2K hasar. Bu dostlarım bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Herhalde daha fazla hasar vuruyoruz. 2K daha fazla vuruyoruz büyük ihtimal ama öyle bir şeyse gerçekten hiçbir işe yaramıyordur. Bu arada dostlarım yorumlar kısmında sizlerde kaç güç olduğunuzu, bunları kesinlikle yazmayı unutmayınız dostlarım. Gerçekten sizlerin de güçleriniz oyunda merak ediyorum.
Kesinlikle yorumlar kısmında güçlerinizi yazmayı unutmayınız. Gördüğünüz üzere ben gücüm 78 milyon, dayanıklılığım 36 milyon, çeviklik falan filan, zaten çevikliği boş verin dostlarım. Çeviklik 30 binden mi 50 binden mi ne, sonra zaten 500'e sınırlanıyor. Bu yüzden de hiçbir gereği yok dostlarım onun. Gördüğünüz üzere 500'e sınırlanıyor. Evet dostlarım, bugünkü videomuza bu şekilde olsun. Kesinlikle abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bu gibi güzel, efsane, fantastik videolardan da ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kesinlikle bildirim zilini tüm olarak açmayı unutmayınız. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.